Güzel yapmışlar. Dur bakayım. Bekarlı devam edin. Canım ben bir cappuccino alayım ya. Tabii. Cappuccino. Evet, trajikomik biraz. Kapıyla bağlantısı ne? Merhaba, ben Volkan Öge. Sosyal hizmet uzmanı. Ya aldatmaysa bir kişiyle yaptık. Kumarsa zaten bir dönem oynadım, param kalmadı. Bitti zaten, onu bıraktım. İçki sigara herkes içiyor, tek ben mi içiyorum? Bunlar bahane olamaz. Ne demişler? Yaprak ağaçtan sıkılmıştı, sonbahar bahaneydi. 200'lük. Bu da çok büyük bir problem. Çünkü evlendikten sonra herkesin gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. O masaya oturduğumuz... Bu arada çevremden genel olarak duyduğum şey o ha. Harbiden bu. Yani bir uzun uzun ilişkiler yaşıyor insanlar. Evleniyorlar, sonra diyorlar ki bana abi evlendikten sonra bambaşka bir ilişki gördüm. Bambaşka bir insan gördüm. Kadın tarafı da erkek tarafı da. Hep bunu duyuyorum bu aralar. Enteresan. 6 yıl çıkmışlar. Evlenmişler. Birinci yılda diyor ki bu neye dönüştü ya diyor böyle. Mutsuz böyle oturuyor. Çok enteresan. Bu zaman nikah memurunun Mehmet aynı zamanda kumar bağımlısıdır, akşamcıdır. Buna rağmen bu adamla evlenmek istiyor musunuz gibi. O zaman belki daha mantıklı evlilikler oluşabilir. Bence herkes hayatında bir defa evlenmeli, bir defa da boşanmalı. Çünkü insanoğlu dibi de görüp zirveyi de görmeli. Ölümü görecek ki sıtmaya razı olacak. Ben şimdi buradaki bekarlara ne kadar bekarlığı anlatsam da anlamayacak ki. Adam evlenmemişken onu neyi anlatayım ben bu adama? Bayanlarla aynı ortamda bulunamıyorum ama sosyal medyada tam bir playboy'um. Önüme gelene yürüyorum, herkese iş atıyorum. DM'den yürüyorum, alev atıyorum, herkese yorum yapıyorum, akıyorum. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Ben bilmiyorum, ben hiç evlenmedim. Deniz, sen evlisin. Aşık mısın kocana? Değilim aşkım. Ya kocası bunduysa beni öldürür. Demek ki neymiş kızlar? Evlilik aşkı öldürüyormuş. Biz eski eşimle o dönem sevgiliydik. Şimdi aileler mailler işin içerisine girdi, bir adı konsun dediler. Lan bir baktım nikah masasındayım. Ne demişler? Allah evlenmeden 3 ay önce erkeğin aklını alır, evlendikten bir hafta sonra da geri verirmiş. Benimki o mesele oldu. Şimdi bu evlendirme süreci zaten bir altın borsasına dönüşmüş durumda. Hatta geçen gün öyle bir video gördüm. Böyle vardı. Yengeniz izliyor olabilir lan, beni etiketleyip durmayın. Aman ha. İzler gibi sahte çelik takan adamı bulmaya çalışıyorlardı kameralardan. Bütün o aile toplanmış. Artık bu bir yatırım fonu gibi düşünülüyor. Fonluyorsunuz bu insanları. Bizim boşanma süreci bayağı sancılı oldu. Özellikle çocukların velayeti için avukatlar, akrabalar, herkes birbirine girdi ama sonuç istediğim gibi olmadı. Baba, annem evleniyormuş ha. Yapma ya. Şimdi bir şey takmadan olmaz. Acaba baban ne yapmıştı? Çeyrek olmuş 1500 lira. Efendim baba? Yok oğlum, yok bir şey yok. Yarın yüz yüze eğitim başlıyor. Geçin siz erkenden yatın. Oğlum babalinin yazdığını okudum ya. Geç geç. Kafayı yemiş herhalde. Şu yoklar da yarrak gibi başıma belettiler. İnşallah yeni enişte kabul eder. Şimdilik çok fazla geri dönüş alamıyorum mesajlara ama uzun süreli 3 tane ilişkim var. Yüz yüze hiç görüşmedik ama ben onların ihtiyaçlarını karşılıyorum. Onlar da benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Nut falan atıyorlar. Ben hayırsever bir insanım. Ben harcamayı seviyorum, yaşamayı seviyorum. Bak mesela şunun üstteki koca. Kaça aldın kız bunu, doğru söyle. Gocuk. Aşkım gömlek bu. Gucci. 5000 falandı galiba. Galiba ne kız, fiyatını mı unuttun? Ya ben böyle bir adamım. Ben cömert bir adamım ya. Bugün nihayet %100 eğitim başlıyor. Hadi arabamıza binip geç kalmadan gidelim oğlum. Bizim arabamız yok ki. Var ya oğlum, senin haberin yok. Dizel lazım, dizel olsun. Yok lan, bekleyin 2 dakika. Baba, bu araba bizim değil ki. Artık bizim oğlum. Yüz yüze eğitim iyi oldu ha. Evde kafayı yedişik şoförle. Binin oğlum hadi. Baba, bizim acılığımıza zam ya bir ya. Faizler indi ya, dolarlar yükseldi. Oğlum siz neleri takip ediyorsunuz? Şimdi ben size şunu sorayım. Siz harçlığınız dolarla mı alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Hayır. Şimdi şöyle düşeceksin. Pardon, bir saniye. Şahin, hayatım, bana 300 lira borç verebilir misin? Telefon faturamı ödemem lazım. Yoksa ulaşamayacaksın bana. Bebeğim kusura bakma, benim de acizlik durumum vardı. İşte asgarisi için biraz para ayırmıştım ama eğer sıkıntıdaysan atayım sana. Önemli değil, senin için daha acil. Ay çok teşekkür ederim canım. İban yollayayım mı sana? Yok, bende var kayıtlı zaten. Sıkkı zamanlarda. Atıyorum birazdan. Tamam, tamam, öptüm. 100 liranız var mı ya? Ben de atacağım dedim de kıza, 100 lira eksiğim var. Diyelim ki ben bunu beğendim, bununla evlendim. Bu ne olacak? Sonra sen kıskanmaz mısın? Kıskanırım hayatım. Bunu da aldım diyelim, bu ne olacak? Hatta bunu da evlendim. Başkası ne olacak? O yüzden bana çok mantıklı gelmiyor evlenmek. Kimseye de evliliği tavsiye etmiyorum.
Hocam eti sizin, kemiği benim. İyi de beyefendi, bu çocuklar anaokulu için biraz büyük değil mi? Abi biz anaokuluna gitmiyoruz ki, 6B'ye gidiyoruz. 6B burada da yok mu oğlum? Girin içeri, 6B'ye girin. Ne olacak ki? Burası lise. Oğlum o zaman kardeşi niye getirdin buraya? Zaten biz ikiziz, aynı sınıfta okuyoruz. Peki kaydedebilir miyiz hocam bunları? Ben burada hoca değilim ki. Ya var ya, şimdiki bu nesille var ya, bu Z kuşağı okul beğenmiyor. Oğlum sizler de okuyorsunuz lan. Baba tarif edeyim. Tamam hadi. Hadi geçin sınıfınıza, akşam görüşürüz hadi. Baba bura değil ki. Hadi geç işte oğlum, geç şuradan sonra dön. Baba bura okul bile değil. Lan hadi geç, akşam görüşürüz hadi. Ben gençliğimde çok yakışıklıydım. Bütün kızlar peşimdeydi. Ama ben biraz seçici davrandım. İlkim özel olsun istedim. Kendimi ilkime sakladım. Arkadaşlar da dedi ki, bekaretini satışa koy. Çok para var dedi bu işte. O dönem alıcı çıkmayınca el başta baş sikte kaldım öyle. Şimdi çocuklara hem annelik hem de babalık yapıyorum ama bu bir takım sorunlar ortaya çıkartıyor. Geçen mesela oturduk, yemek yaptım çocuklara güzel güzel. Sonra yemeği yiyip, lan bunun tuzu niye eksik deyip yemeği duvara çarpıp evi terk ettim. Benim de kafam karıştı. Split filmdeki adam gibi oldum. Hem annelik hem babalık yapıyorum. Bu çocukları da etkiliyor. Geçen mesela çocuk geldi, beni bana şikayet etti. O da bilmiyor ki anne mi diyecek, baba mı diyecek. Yanlış anlamayın, ben çocuklarımı insan olarak seviyorum. Benim onlarla kişisel hiçbir problemim yok. Ama keşke benim çocuğum olmasalardı. Bekarlıktan yana tek sıkıntım çocuklarımın olması. Keşke olmasalardı. Dediğim gibi ben hayırsever bir insanım. Mesela geçen bir tane yayıncı kistamete olacakmış. Drink 200 bin lira verdim. Şimdi eşim olsa çirkeflik yapacak. Yok o parayı bana ver, göğsümü yaptırayım, oramı yaptırayım, buramı yaptırayım. Hayır falan da yapamayacağım böyle. Şimdiki gençler kara kara düşünüyor. Biz bir düğün yapsak da, dolar yağsa da. Biz evlenelim, gelen altınlarla yatırım yaparız. Çok beklersiniz. O altınların yarısı borca gidecek, diğer yarısı da sana takan arkadaşlarına gidecek. O da başka arkadaşlarına takacak. Böylelikle ne olacak? Üçgen biçimde birbirimize takmış olacağız. Ben daha önce evlilik programlarına da çıktım. Kenetlenmişsin kalbime, ilmek ilmek. Nereye böyle? Bileyim, söyle. Hadi diyelim sana uydum, evlendim. Bir çevreme bakıyorum böyle bir. Annem babam mutsuz, abim mutsuz, arkadaşlarım mutsuz. Bana düzgün, olumlu bir referans yok ki evleneyim ben. Her ayın 13'ünde tıkır tıkır eski eşimin haracını yatırıyorum. Şimdi nafaka nedir? Nafaka bir haraç değildir, bir borç değildir. Hiç sekmez. Pasat, kızlar bir saniye. Ney? Markayı mı zedeliyormuşum? Ya saçmalama lan, kapat. Kaç gündür bu Passat'ın yetkilileri arıyor. İşte belirli müşterilerden arabaları geri çağırıyorlarmış. Parası da değil mi? Anne erkek şampuanı işte. Yo benim tişörtleri ya. Nereye koyacaktık? Hangi göze sokacaktık bunu? Ya tamam ben hallederim ya. Tamam ben hallederim. Şimdi beyazları biz ayrı atıyoruz. Hepsini öğrendim. Dekan ya oldum. Yapma. Ne kadar da değil. He? Ya makine nereden bilecek amanın ne yıkadığını? Bir dakika. Alo. He. Frenleri mi? Tamam. Gri mi turun? Ana. Gri mi turuncu, ben anlamadım ki. Değişik dertleri var ya. Adam eşine şaka yapacak. Frenleri sökecekmişiz. Tamam buradan oraya gideriz. Ya ben size bir şey itiraf edeyim. Ben aslında öyle bir adam değilim. Yani ben 3 dil biliyorum. Onlarca ülke gezdim. 2 tane üniversite bitirdim. Bazen böyle gece bakıyorum attığım storylere. Yani ben kendimden tiksiniyorum. Ben de biliyorum kadınlara öyle davranılmayacağını. Ben de biliyorum böyle kaba olunmayacağını ama yapacak bir şey yok. Mecburen ben bunu yapıyorum. Çünkü bizim Türk kızları barzo seviyor. Bak. Yanıtlara bak. Bir sürü yanıt geldi. Bu amına koydum aracından ne buluyorsunuz lan? Bizim mesleğinde ne gecesi var ne gündüzü var. Deli olacağım amına. Şimdi bu turuncuyu yapacaktım. Daha o kadar da genelleme yapmayın lan. Neyse ikisini de yapayım ya. İkisini de yapayım. Bak çekti ki erkeklere bak. Hakkı Ardemir. Kızlar ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? İşimiz bu kadar. Tamam. Ha işte gelin bakın. Ha dağınıklığa bak. Aman bana ne. Ortalığa bak. Ya en güzel cevaptı. Aman bana ne amına. Bir kadın olmuş olsa şimdi böyle ortalık dağınık olur muydu? Ben bu halde olur muydum? Ya ben evlenmek istiyorum artık ya. Vallahi evlenmek istiyorum ya. Ben ne zaman evleneceğim ya? Ha şimdi soracaksınız. Bir de evlenir misin diye. Bir kadınla evlenmem. Görün.
Abi niye Barzu sevem? Arkadaşlar renkler ve zevkler tartışılmaz. Ama evet yani bir kesim seviyor öyle şeyleri. Lüks böyle arabalar marabalar ya. Ben mesela erkek olarak bir erkeğin öyle takılmasa tabii ki de saygı duyuyorum ama görünce böyle tüylerim diken diken oluyor. Bana komik tokatlayasım geliyor. Tabii onlar da oradan prim alınca öyle olmaya devam ediyorlar işte yani anlatmaya çalıştığı aslında. Bu tutuyor diyor. Barzı değil aslında neyse felsefe yapmayayım. Güzel video çekmişler ama enteresan. İçinde çok değişik mesajlar var, çok değişik eleştiriler.